Ben TV ekranlarından günaydın değerli izleyenler. Yeni yılın ilk Rota Siyaset programıyla karşınızdayız. Malum Türkiye dolu düzgün bir şekilde yerel seçimlere doğru ilerliyor. Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi birçok şehirde belediye başkan adayları açıklandı. Fakat İzmir'e baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayını biliyoruz yalnızca. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçe adaylarını da açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bekleme süreci devam ediyor. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi var Ankara'da. Parti meclisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması bekleniyor ama henüz daha netleşmiş bir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının akabinde de 1-2 hafta içinde ilçe adayları da belli olacak. İzmir'de böyle bir süreç var. Biz de bu sürecin içinde Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan Aday adaylarından Sayın Ethem İnal'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bey. Burak Bey, teşekkür ediyorum. İyi yıllar Yerinizi diliyorum aldığınız için. öncelikle. Ben de iyi yıllar diliyorum. Tüm insanlığa barış, sevgi, sağlık diliyorum. Sayın İnal, evet Bornova'da özellikle partililer arasında tanınıyorsunuz. Seçim çalışmalarınızla birlikte partili olmayıp da sizi tanıyanlar artık bir kitle haline dönüşmeye başladı. Zaten ilçede belli bir kitleniz vardı ama yine de sizi tanımayanlar için Tabii ki. sizi bir tanıyarak başlayalım isterim ben. Tabii ki. 1986 Bornova doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Bornova'da tamamladım. Akabinde sporculuk hayatımın getirdiği süreçle beraber üniversite kariyerimi de Spor Akademisi, Bediüzzaman Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği bölümü üzerine yaptım. Devamında evli iki çocuk babasıyım. Öğrenci yurdu işletmeciliği yapıyorum Bornova'da. Yani hayatımız Bornova diyelim. Evet. Peki şununla devam edelim. Adaylık fikri nasıl oluştu? Adaylık fikri, aslında adaylık fikrinden önce böyle kısaca bir giriş yapıyorum ben. Siyasete nasıl başladık ve bizi adaylığa getiren süreç nasıl oldu diye. Ben 2007 yılında aktif Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif üye oldum. Daha öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeperinde sürekli içinde üyesi olmadan aslında sahalarında, sokaklarında Bornova'nın Cumhuriyet Halk Partisi adına broşür dağıtarak siyaset yapmaya başladık. Gençlik kollarının içinde o arkadaşlarla sohbet ederek, siyasi çalışmanın içinde bulunarak siyaset yapmaya başladık. Sonra ben bu yığınların içinde bir dava arkadaşı, bir mücadele arkadaşı olabilmek adına aidiyet duyduğum, kendimi gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak da siyasete devam ettim. Bunun mahalle çalışma gruplarıyla, mahalle temsilcilikleriyle, ondan sonra gençlik kolları yöneticilikleriyle beraber hep dedim ya yığınların içinde olmak beni hedefsiz sadece mevcut Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti içinde yığınların içinde bir birey olabilmek adına siyaset yaptım. Tabii süreç bu koşulsuz çalışmak da insanları takdirini çekiyor. Çabalar takdir görünce de akabinde önce gençlik kolları yönetimine daha sonra etrafımızdan bu takdirleri topladıktan sonra da şeye geçtik. Meclisesi aday adaylığı süreci başladı. Yine partililerimizin, gençlik kollarından arkadaşlarımızın, ailemizin desteği ve isteğiyle devamında bir eğilim yoklaması, bir ön seçim oldu. 45 mahalleden onay alarak partimizin meclis üyesi adayı oldum. Akabinde yine vatandaşlarımızın teveccühüyle de Bornova Belediye meclis üyesi olduk. Tabii meclis üyeliği süreci de bu şekilde devam etti. Meclis üyeliğinde de vatandaşımıza dokunmuşuz, partililerimize hizmet edebilmişiz, vatandaşımıza hizmet edebilmişiz, partilerimizi anlayabilmişiz ki bu istek ve arzu ortaya çıktı. Hem partilerimiz hem vatandaşlarımız yoğun bir istekle bizi belediye başkan adayı görmek istediler. Biz de partimize müracaatımızı yapıp aday olarak bugün karşınızdayız. Peki sorularıma devam edeceğim ama izleyenlerimiz için küçük bir hatırlatma yapayım. Sevgili Ben TV izleyenleri programımız dahilinde özellikle sosyal medya üzerinden Facebook yayını üzerinden sorularınızı sizler de gönderebilirsiniz ve bu soruları biz de Sayın İnal'a iletebiliriz. Bunu da eklemiş olalım ve devam Emin edeyim ettim. ben sorularıma. Az önce yayının başında söylemiştim ya aday adayları için uzun bir süreç oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Ekim'de aday adaylığı süreci başladı. Ardından acaba Kasım'da açıklanır mı
düşüncesi ve beklentisi ortaya çıktı. Kasım ayı geldi, yoktan da Aralık ayında açıklanacak herhalde. Ocak ayına geldik, yeni bir yıla girdik. Ay sonu gibi herhalde kesin olarak açıklanmış olur diye düşünüyoruz. Bir aday adayı olarak bu sürecin uzunluğunu nasıl geçiriyorsunuz efendim? Şöyle söyleyeyim, yani ben 2004 yerel seçim sürecine de, 2009'a da, 2014'e de aslında hakim bir siyasetçiyim. O süreçlerin hep bir türlü kıyısında, köşesinde, partimizin bir türlü içinde oldum. 2014 yılında da aday adaylığı süreci aslında Ağustos'un son günlerinde başlamıştı. Ondan sonra bir uzatılmıştı. Eylül ayının belli bir zamanla uzatılıp Eylül ayında başlamıştı ve Bornova Belediye Başkanı adayının belli olması, hatta meclis üyesi aday adaylarında bir eğilim yoklaması yapılmıştı. 8 Şubat'ta eğilim yoklaması yapıldı, 9 Şubat'ta belediye başkan adayımız belli olmuştu. Yani onun için ben bu sürecin bu şekilde süreceğini tahmin edebiliyordum. Geçen seferkine göre, yani 5 sene öncesine göre, hatta daha geç bir takvimle 26 Ekim itibariyle aday adaylıkları süreçleri başlamış diyelim. Yani 1 Ekim'de başladı, 26 Ekim'de son buldu. Ben takvimi gayet normal, yerinde, zamanlı buluyorum. Tabii ki vatandaşlarımız diğer partiler adaylarını belirleyince ısrarla sahada, ya evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kimdir diye soruyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir diye soruyorlar. Ama bu da çok titiz bir çalışma gerektiriyor malumunuz. İzmir partimizin de Türkiye'nin de göz bebeği. En doğru adayı bulabilmek için belirleyiciler çok titiz bir çalışma yapıyorlar. Onun için ben sürecin normal yürüdüğünü düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Bornova İzmir genelinde en çok mahalleye sahip ilçe zannediyorum ki 45 kadar mahallesi var. Ve bununla birlikte de seçim sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden en çok aday adayı olan ilçe. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bornova'nın CHP açısından bu kadar çok talibi olmasını neye bağlıyorsunuz? Tabii çok çeşitli sebepleri var. Bornova, evet, 33 mahallesi vardı. Bir gecelik bir yasa değişikliğiyle 12 tane köyde mahalle statüsüne kavuşup 45 mahalleyle, şu an Bornova Belediyesi 45 mahallede hizmet ediyor. Kendi mülkü sınırları içerisinde bütün şehir yasasıyla beraber. Bornova uzun süredir sosyal demokrat partiler tarafından yönetilen, Bornova halkının sosyal demokrasiye verdiği teveccühü ve önemi de görebiliyoruz. Yani işte 89-94 arası SHP, 94-99 arası DSP, ondan sonra işte 99-2004 arası yine DSP, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ile devam eden uzun bir süreç. Yani bu birikimden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu an sosyal demokrat partiler arasındaki popülerliği ve bunu en doğru şekilde yansıtmasından dolayıdır ki insanların hizmet aşkıyla, Bornova'ya hizmet etme isteğiyle aday adaylığı sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir hizmet yarışına giriyorlar. Bunu da ben gayet olumlu buluyorum. Yani bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem vatandaşın gösterdiği teveccüh ve destek, hem de siyasetçilerin gösterdiği teveccüh ve destek diyebiliriz. Peki Sayın İnal, Bornova'ya baktığımızda yok yok diyebileceğimiz bir ilçe. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesi Bornova sınırları içinde. Evet. Türkiye'nin her geçen gün sıralaması yükselen bir vakıf üniversitesi, yine Bornova sınırları içinde. Çok tarih iyi deseniz, Yeşilova Höyüğü'nden tutun Levanten Köşkleri'ne kadar Bornova'nın zengin bir tarihi olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte geçmiş yıllardaki kadar olmasa da tarım ve hayvancılığın Bornova'nın çeşitli noktalarında sürdürüldüğünü görüyoruz. Doğru. Sanayi kesiminin olduğunu biliyoruz. Hizmet sektöründe çok önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Yani Bornova'da deniz hariç her şey var. Evet. Tüm bunları bir arada koordineli bir şekilde başarılı bir noktaya taşımak, bunların üstüne hem ilgiyi toplamak hem de başarılarını arttırmak için neler yapmak gerekiyor? Bornova Belediye Başkanı olmak neyi gerektiriyor sizce?
Uzun bir soru oldu, uzun bir cevap gerektiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, çok güzel özetlediniz. Yani Bornova'nın değerleri, artılarıyla ilgili birçok konudan bahsettiniz. Bornova, söylediğiniz gibi, evet, bir tarım kenti, bir öğrenci kenti, bir üniversite kenti, bir emekli kenti, bir sanayi kenti, bir turizm kenti, bir tarih kenti, bir kültür kenti. Evet, Bornova çok kadim bir şehir. Yani Bornova'nın bu özelliklerinin hepsinden tabii ki faydalanmak, belediye başkanının da vatandaşların da belediye başkanından, şehir emininden beklentisi Bornova'nın değerlerini bir adım öne nasıl çıkartır, bir adım ileriye nasıl taşır, buna bakmak. Şimdiye kadar dediğim gibi Bornova şanslı bir ilçe. Bornovalılar sosyal demokrat belediyeciliği seviyorlar ve ona göre sürekli oy tercihlerini de bu partilere yöneltiyorlar demiştik zaten. Bu sebeple Bornova'da çok güzel projeler var. Devam eden, mevcutta devam eden projeler var. Bu projelere artı ne koyabiliriz? İşte Bornova'nın işbirliğini Bornova'da kurumlar arası ne kadar arttırabiliriz? Bunlara bakmak lazım. Bu da sohbet ettikçe, işte belki ekrandan sorular geldikçe, belki siz sorular sordukça projelerimize de böyle yavaş yavaş değinerek Bornova'yı uzun uzun konuşuruz diye düşünüyorum. Peki her belediye başkanının illaki göreve geldikten sonra evet ya şunu da yapabiliriz dediği, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ortaya koyduğu hizmetler vardır ama adaylık sürecinde de kendine vizyon olarak seçtiği bazı ilçesi için ya da şehri için yapmak istediği projeler vardır. Sizin vizyon projeniz nedir Bornova için? Bizim çıkış noktamız, mottomuz geleceğin kenti Bornova. Niye böyle bir söylemle yola çıktıktan başlarsak, biz artık dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı, kentlerin önemini, kentliğin önemini, kentin dokusunun korunmasını, tarihine sahip çıkılmasını ve yeşilinin mevcudunun korunmasıyla daha da fazla arttırılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Yani ana çatı aslında bu. Yani ihtiyaçtan doğan projelerimiz olduğu gibi, vatandaşlarımızdan direkt ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış projelerimiz olduğu gibi, bir de hayalimizdeki Bornova'yı yaratma adına atacağımız adımlarla ilgili de projelerimiz var tabii ki. İlk ana proje dediğim gibi çatı proje, Bornova'nın enerji eylem planını devreye sokup yeşil miktarını arttırmak, temiz enerjiyle en azından kamusal alanlarda, kamusal binalarda temiz enerjinin kullanıldığı, enerji girdilerinin düştüğü bir şehir inşa etmeye çalışmak, buna göre dönüşümü, yerinde dönüşümü sağlamak, altyapısal sorunları bu noktada gidermek gibi böyle temel projelerimiz, çıkış noktalarımız var. Peki, ve diğer projelerimiz de aslında bunlarla bağlantılı. Peki size göre an itibariyle Bornova'nın en büyük eksikliği nedir? Yani en büyük eksikliği midir? Görecedir belki ama benim hem belediye meclis üyeliği süresince yaptığım tespitlerimde ben Bornova'yı sokak sokak bildiğimi iddia ediyorum. 4440 sokağını da gezdiğimi, bildiğimi, oradaki lokal sorunlardan bütünsel sorunlara, işte ya da toplumsal sorunlara ya da dezavantajlı vatandaşlarımızın sorunlarına kadar birçok soruna da derman olabileceğimizi iddia ediyoruz. Ben belediye başkanlığı sürecinde Bornova'nın öncelikle sıkışan bir imar sorunu olduğunu düşünüyorum. Mevcut imar planlarının yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu planlarla beraber çam dibinin çam dibinde oturacağı, altındağda oturacağı, yerinde dönüşüm olması gerektiğini, eski komşuların bir arada olurken yeni komşuları da birbirlerine katmaları gerektiğini düşünüyorum bu bölgelere. Bu dönüşümle beraber oradaki altyapısal bazı sorunların da giderilebileceğini düşünüyorum. Çünkü düzensiz gelişmiş bir durumda bu bahsettiğimiz semtlerimiz. Bu düzensiz gelişme de altyapılara sürekli pansuman yapmayı gerektirir bir durumda olmuş durumda. Sağlıklı bir dönüşüm, depreme dayanıklı binaların oluştuğu, yeşilin, sosyal donatı alanlarının yeterli miktarda oranlandığı bir ölçeklerle mahallelerimiz bütünsel bir planlama yapılırsa bu bölgemizde, ben doğru bir dönüşüm olup oradaki vatandaşlarımızın da daha rahat yaşayabilecekleri bir atmosferin sağlanabileceğini düşünüyorum.
belediyesel olarak bu imarsal yapacağımız konuydu. İkinci bir konunun da ben Bono Bey'de hizmet binası sorunu olduğunu düşünüyorum. Belediye hizmet binası şu an Bono Belediyesi 4-5 tane farklı hizmet binasında müdürlüklerini bulunduruyor ve vatandaşa hizmet götürmeye çalışıyor. Yani bir binada bir evrak alıp başka bir binaya gidip onun başka bir ödemesini yapmak hem bir bu çağda zaman kaybına hem de mevcut hizmet binasının bulunduğu alanda trafik yoğunluğuna hem de bir bürokrasiye yol açıyor diye düşünüyorum. Bu sadece benim tespitim de değil. Ta eski başkanlarımızdan Cengiz Bey'in işte mevcut hizmet binasının yanına ek bir hizmet binası yapmasıyla işte bir pansuman görevi gördüğü aslında. Sonra devamında süreçte belki bir süre idare etti. Ondan sonra Kamil Bey döneminde, Kamil Ökel Sındır döneminde binanın yapılacağı yer tespit edildi. Ve orada imarsal düzenlemeleri yapıldı, bir altyapı hazırlığı yapıldı ve bizim dönemimizde de bina projesinin, mimari projesinin yarışması yapıldı. Aslında yani kaç metrekare olacağı, nereye yapılacağı, hangi şekilde yapılacağı birçok nokta belli olmasına rağmen daha kazma vurulmadı. Bu kazmayı vurmak, bu işi hayata geçirmek, Bornovalılara kazandırmak inşallah bize nasip olur diyoruz. Bu tabii ki bu proje birçok alt projeleri de destekliyor. İşte dedik ki hani çıkış noktamız Yeşil Bornova'dan yeşilimizi arttırmak, enerji ayak izimizi küçültmek, karbon ayak izimizi küçültmek, enerji eylem planımızı devreye sokmak dedik ya. İşte bunun da alt projelerde o yeni yapılacak binanın yeşil bir bina olarak yapılması, kendi enerjisini kendi üreten bir bina olması, yapıldığı bölgede önünde bir meydan kazanılması, o meydanın altında bir otopark kazanılması, bu düşündüğümüz bölgede Kazım Dirik Mahallesi ve Ergene Mahallesi'nde kesişiminde bir nokta, küçük park kendinden gelişmiş bir eğlence noktası, ona göre otopark eksiği var ama dışarıdan bir sürü gelen var. Oradaki otopark sorununa da en azından bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz. Yani belediyede ciddi bir otopark hamlesi yapmayı düşünüyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Tabii ki yani o hizmet binamızın önünde bir yeraltı otoparkı planlıyoruz. Zaten bu hali hazırdaki mevcut hizmet binası. Hayır değil. Yeni yapacağımız hizmet binasının önünde bir meydan ve altında bir otopark, yeraltı otoparkı planladığımız için. Evet, oradaki küçük parka da yakın bir lokasyon olduğu için gündüz belediye hizmetlerini kullanacak insanlara otopark noktasında bir çözüm arabalarını. Çünkü şu anki mevcut belediye hizmet binalarının etrafında ciddi otopark sorunları var. Yani bir tanesi Bornova Merkez'deki İçtaş binası, Bornova Merkez Karakolu'nun olduğu üstündeki bina. Orada müdürlüklerimiz var, orada bir otopark sıkıntısı var. Evet. Mevcut belediye hizmet binasının olduğu yerde bir otopark sıkıntısı var. İşte Taşdemirler binası diye adlandırdığımız 8 sokaktaki bir binamız var. Orada bazı müdürlüklerimiz var. Orada bir otopark sıkıntısı var. Yani belediyeye hizmet almaya giden insan aracıyla gitmek ciddi bir keşmekeş yaratıyor. Yeni yapılacak hizmet binasında ben birçok sorunun çözülebileceğini, çevresine de çevresindeki mahallelere de bu noktada çözümler sunabileceğini düşünüyorum. Peki bu noktada şunu sormak isterim. Hazır siz tam bundan bahsederken parantez açarak sorayım bunu. Şimdi gerek belediye hizmet binasının tamamlanması, bu süreç içinde çeşitli noktalara otoparkların açılması gibi hizmetler illaki akçeli işler ve belli bütçelere sahip olmayı gerektiren durumlar. Evet, Bornova Belediyesi ciddi bir bütçeye sahip ama yine de hizmetlerin gerçekleştirilmesi anlamında bütün şehir yasasından dolayı çeşitli işlerde büyük şehirle işbirliğinin gerektiği de aşikar. Bu noktada neler düşünüyorsunuz efendim? Tabii ki yani Bornova Belediyesi'nin bugün 2019 için onaylanmış bütçesi 393 milyon. Yani iyi bir bütçemiz var. Bunu fiziki yatırımlara yatırıp tabii ki fizibilite çalışmaları ve inşaatların yaklaşık maliyetleri de ortada. Yeni hizmet binasında ve altındaki otopark alanıyla önündeki meydan ve peyzaj düzenlemesiyle olabilecek rakamlar belli. Büyükşehir Belediye'mizin diğer ilçelerimizde de yapılan hizmet binalarına yaptığı katkıları biliyoruz ve arzu ederiz ki tabii ki bizim de hizmet binamızı yaparken Büyükşehir Belediye'miz de bize destek olsun. Yani bu kim istemez bu desteği almak? İlla ki. Tabii ki tüm
bazı projelerimizi paydaşlarımızla ama büyükşehirle ortak olup, bazı projelerimizde mesela güneş tarlalarımızı kurarken Avrupa Birliği fonlarından, İSKA'dan bu projelerimizi yarıştırıp o fonlardaki, o havuzlardaki karşılığını alabilmek. İşte bazı Levanten köşklerimizi restore ederken işte Tabiat Kültür Varlıkları Fonu'ndan yararlanmak. Yani fonlar biliyorsunuz bir proje yarışıdır. O fonlarda paranız fonlanır, katılımcısınızdır. Belli ücretler karşılığı ya da ülkeler katılımcısıdır. O ülkelerden o fonlara projeler katılır. İyi projeler de bunu alır. Bunu da biliyoruz ki çevreyle ilgili olan ve tarihle ilgili olan projelerin bu fonlarda karşılık bulma ihtimali çok daha yüksektir. Bizim dediğim gibi ana çatı projemiz Yeşil Bornova üzerinden çıkıyor. Hı. Geleceğin Kenti Bornova'dan çıkıyor. Endüstri 4.0'ın, Endüstri 5.0'ın konuşulduğu bir dünyada, kentlerin yarıştığı bir dünyada Bornova'yı da geleceğe hazırlarken, kentlerle yarıştırırken bu dünyayla, çevreyle barışık iki tane üniversitemiz var dedik, sanayimiz var dedik. Bunlarla barışık, etrafımızdaki kurumlarla barışık ve işbirliği halinde olup bu projelerle de Bornova'ya dışarıdan ne kadar fon bulabilirsek bunları ivedi bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Büyükşehir'de en büyük paydaşlarımızdan biri olacaktır her konuda. Peki Ankara Caddesi'nin Bornova sınırları içinde kalan kısmına baktığımızda, hı-hı, çok ciddi bir dönüşümün, evet, son yıllarda olduğunu görüyoruz. Çeşitli eski fabrika binalarının artık yıkıldığını, onların yerine yeni yerleşim yerlerinin yapıldığını görüyoruz. Fakat bununla birlikte buna benzer bir durumun da Bornova'da Kemalpaşa Caddesi'nde yaşandığını görüyoruz. Otogar'ın çevresinden başlamak kaydıyla, hı hı, Pınarbaşı bitimine kadar, hatta Yeşilçam'a kadar çeşitli sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Nedir bu sıkıntılar? Hı hı. Çimento fabrikalarıyla artık yerleşim yerlerinin iyice iç içe geçmiş olması. Hı hı. Işık Kent'in ve Pınarbaşı'nın yıllardır kronikleşmiş problemi olarak taş ocaklarının bölgede bulunuyor, hı hı, olması. Bununla birlikte bölgedeki fabrikaların da artık yerleşim yerleriyle yeniden iç içe olma sıkıntısının ortaya çıkmış olması, hı hı, bu bölgede bazı sıkıntılara yol açıyor. Buralar, evet, için gelecek planlaması noktasında neler düşünüyorsunuz acaba? Bunu bu soruyu birazcık daha ekleme yapmak gerekirse, tabii, hatta lütfen, malum yine Kemalpaşa Caddesi'nden yola çıktığımız için söylüyorum. Hı hı. Ayakkabıcılar sitesinin hali hazırdaki mevcut alanı, hı hı, artık siteye yetmiyor. Buranın bir şekilde büyütülmesi ihtiyacı oluyor ki, hı hı, sitede bulunan büyük işletmelerin Işık Kent'e kaymış olmasıyla birlikte bunu çok daha net olarak görüyoruz. Bölgedeki, hı hı, Kara Nakliyeciler sitesinin Kemalpaşa'ya doğru taşınması da gündemde. Hı hı. Kemalpaşa'nın bir lojistik merkezi haline dönüşmesiyle, hı hı, birlikte. Hı hı. Yani buraların önümüzdeki 5 yıl içinde geleceği için neler söyleyebilirsiniz başkan, evet, olmanız durumunda? Bu dönüşüm, Ankara asfaltındaki dönüşümle aslında Kemalpaşa Caddesi'ndeki dönüşüm çok da benzer değil. Daha Ankara asfaltında çok daha hızlı bir dönüşüm var. Oradaki fabrikalar teker teker işte oturum alanlı ya da yüksek binalar şeklinde dönüşüyorlar. Ama daha Kemalpaşa'da o kadar, Kemalpaşa Caddesi çeperinde o kadar hızlı bir dönüşüm olmasa da, evet, otogarın karşı tarafında işte bazı blokların yükseldiğini biliyoruz. Karacaoğlan Mahallesi tarafında. Evet, Karacaoğlan Mahallesi'nde yeni mahalleler doğuyor. Yani öyle apartmanlar çıkıyor ki hepsi birer mahalle gibi. Evet. Tabii ki bu dönüşüm kendiliğinden oluşan, 90'lı yıllardan kalan planlarla olan bir dönüşüm. Bunun gelecekte ne getireceğine gelirsek, işte taş ocakları dediniz, çimento fabrikaları dediniz, o bölge Pınarbaşı ve Işık Kent mahalleleri diyelim, Bornova'nın aslında ağır sanayi yükünü de bir türlü üstleniyorlar. Bunlar kar zarar dengesi yaptığın zaman istihdama ne katıyorlar, Bornova'ya ne katıyorlar, etrafındaki mahallelere ne katıyorlar ya da ne getiriyorlar noktasında değerlendirme yapmak önemli. Biz bu konuda tamamen çıkış noktamızın da yeşille, çevreyle, doğayla barışık bir nokta olduğuna da hatırlatarak, tabii ki kentimizin ortasında sürekli çevre kirliliği yaratan kuruluşları çok arzu etmeyiz ama bunlar da geçmişten getirdikleri belli yatırımları var. Bunlar yeni düzenlenecek Bornova imar durumlarıyla belki dönüşebilir diye düşünüyoruz. Yani taşacakları noktasına geldiğimiz zaman da
Taşacak doğru noktasının biliyorsunuz ruhsatlaması Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bir şey. Ama tabii ki belediye başkanının elinde her şey yok. Her şey onun istediği gibi şekillenmiyor. Devletin diğer kurumlarının da elinde birçok yetki var. Belediye başkanı da siyasi bir aktördür. Bu siyasi aktörlük noktasında o kamuoyunun istediği şekilde, kamuoyunun yanında olarak kamuoyu yaratma noktalarında sorumluluk alabilir diye düşünüyorum. Başka bir şey, yani şunu gerçekçi, realist olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben geldim taş ocaklarını kapatırım, çimento fabrikalarını kapatırım gibi popülist ve hayalci cümlelerle söylememek lazım ama bu dönüşüm için o kurumlarımızla iletişim halinde olmak, birbirimizi teşvik etmek, belki onlar da şehrin bu kadar içinde kalmayı tercih etmiyor olabilirler. Mevcut imar durumlarında belli değişiklikler olursa belki onlar da farklı çözümler ortaya koyabilir. Sonuçta kendi mülkleri, kendi arsaları, böyle bir durum da ortada. Biz ne yapabiliriz? Tabii ki çevreyle ilgili çıkan sıkıntılar varsa bunların denetimlerini daha sık duruma getirebiliriz. Arkadaşlarımızı bu konuda bizim enerji eylem planımızdaki karbon ayak izi küçültülmüş Bornova'nın hava kalitesinin arttırılmış bir Bornova'nın onların da destek olması noktasında onları teşvik edebiliriz denetimlerimizle. Evet. Kamil Tunca Caddesi Bornova'nın yenilenmesinde, yeni bir çehreye kavuşmasında önemli kilometre taşlarından biri olacağı benziyor. Zaten çeşitli inşaat firmaları tarafından orada büyük blokların yapımına başlandığını görüyoruz. Cadde boyunca eski binaların üstünde işte bu alan falanca inşaat şirketi tarafından alınmıştır gibi panoların olduğunu görüyoruz. Gelecek yıllarda Kamil Tunca Caddesi bulvarı size göre Bornova için ne ifade edecektir? Kamil Tunca Bulvarı şu an da Bornova için en değerli lokasyonlardan birisi. Yoğunluğu da bir hayli fazla. Projelerin hazır olduğunu biliyoruz. Halkapınar'la Otogar arasında bir raylı sistemin projelerin hazır olduğunu da biliyoruz ama bakanlık bu projeyi ben yapacağım deyip yüksek hızlı tren, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle birleştireceğim dediğinden beri bir çıkmaza girdi. Yani dileriz ki ya bu çıkmazdan açmazdan çözüme giderler ya da bırakırlar bizim büyük şehrimiz. Şimdiye kadar raylı sistemde nasıl kilometrelerce İzmir'i donattıysa o bölgedeki sorunu da bir an önce çözer. Burada hem otobüslerin dolmuşların belki azalmasıyla Otogar, yani Kamil Tunca'yı kullanan otobüs ve dolmuşlardan bahsediyorum. Otogara gidiş noktasında raylı sistemle hem oranın trafik yoğunluğu azalır hem etrafındaki dönüşümle çehresi de değişir diyoruz. Yani oradaki yüksek yapılaşma oldukça ona göre etrafta da sosyal donatı alanları çıkıyor. Belediye hizmet alanları çıkıyor. Yeşil alanlar çıkıyor. Ben dediğim gibi yani Çamdibi ve Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı yani semtlerimizi düzensiz gelişen semtlerimiz için oralarda lokal ada bazlı çözümler yerine yeni kararlı bir imar planının hazırlanması, ona göre emsallerinin düzenlenmesi, Çamdibi'nin, Altındağlı'nın, Pınarbaşılı'nın, Işıkkentli'nin, Işıkkent'te, Pınarbaşı'nda, Çamdibi'nde oturabileceği imar düzenlemeleriyle sonuca gitmek. Ama bu tabii ki tek başıma benim yapabileceğim bir şey değil. Önce vatandaşlarımız nasıl bir şehirde, kentte, mahallede yaşamak isteyeceklerine kendileri karar verecekler. Ondan sonra sorumluluk alacak bir Bornova Belediye Başkanı, sorumluluk alacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve odalarla iletişim halinde olup, işte Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Şehir Plancılar Odası ile iletişim halinde olup, oralardaki imar düzenlemeleriyle, yani sadece Kamil Tunca Bulvarı, Kemalpaşa Caddesi üzerinden değil, Abdi İpekçi'yi de içine alan, Fatih Caddesi'ni de içine alan, Çakmağı da içine alan, Barbaros'u da içine alan, bu caddelerin hepsini içine alan, beton yolları da içine alan bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki, Bornova'nın 45 tane mahallesi olunca tabii her birinin sorunu farklı. Evet. Kandere'nin gündemi bambaşka, Profesörler Sitesi'nin bambaşka, Eğrezeri'nin bambaşka. Biraz siyasetle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Lütfen buyurun. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde süregelen bir tartışma var. Bunu sadece İzmir yerelinde de söylemiyorum. Belediye başkan adaylarının çeşitli açıklamaları var. Kimileri diyor ki ben belediye başkanı olduğumda parti rozetimi çıkarırım. Evet. Kimileri diyor ki hayır kardeşim ben bu partiden belediye başkanı oldum ve rozetimi asla çıkarmam. Siz bu karşıt görüşlerin neresinde kendinizi konumlandırıyorsunuz efendim? Şimdi ben
Tabii ülke ikliminden bakmak lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın rozetli gezdiği bir ülkede belediye başkanının rozet çıkartıp çıkartmama tartışması aslında çok gülünç bile kalıyor da. Ben yine kendi partimizin ilkeleri doğrultusunda bakayım. Belediye başkanı seçildikten sonra tüm vatandaşlarına eşit hizmet götürmekte sorumludur. Bu hem yasalarla hem benim partimin ilkeleri gereği. Artı benim partimin ilkeleri gereği toplumun ve kentin dezavantajlı tüm mahallelerine pozitif ayrımcılık yapmak zorundadır. Yani bu noktada bir problem yok. Ama bunu rozetli mi rozetsiz mi yapacağım konusunda belediye başkanı aynı zamanda siyasi bir karakterdir. Bir siyasi aktördür. Tabii ki partinin ilkeleri doğrultusunda geliştireceği hizmetlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partisinin belediyecilik anlayışıyla, derman belediyecilik anlayışıyla sunduğu sosyal demokrat politikalar ışığında vatandaşlarına hizmet götürüp bunun karşılığında da milletvekili seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, daha sonra gelecek yerel seçimlerde de işte bakın biz partimizin ilkeleri gereği Bornova'yı bu şekilde yönettik. Şimdi de ülkenin bu şekilde yönetilmesi için lütfen bizim milletvekili adaylarımıza, cumhurbaşkanı adayımıza oy verin deme gibi bir sorumluluğu da olduğunu düşünüyorum. Yani ben onun için belediye başkanının siyasi bir aktör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hizmet etme noktasında hiç ayrım yapmadan şu noktada rozetli olmalı. Partisinin politikalarını yani sosyal demokrasi ilkelerini, belediyecilik anlayışını sahaya tatbik etme noktasında partiliğini taşımak ve yeri geldiğinde bunu doğru bir şekilde yapıp sonuçta siyaset yapıyoruz. Bunun karşılığında vatandaşlarına bu sunduğu hizmetlerin de güzelliğiyle bunun pozitif bir teveccühe kavuşmasını beklemek kadar doğal bir şey yok. Yani genel onun seçimlere için, yansımasını beklemek durumu tabii herhalde, ki. Yani yerelden gelecek genel iktidar diyoruz. Ben bu şiara da inanıyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım. Evet. Şunu da sormak istiyorum. CHP ve İYİ Parti arasında malum bir millet ittifakı var. Ve görülen o ki metropolde İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklerken belki bazı ilçelerde de İYİ Parti adayını Cumhuriyet Halk Partililerin desteklemesi istenecek ama bu konuda gündemde olan ilçelerden biri Bornova'da olmadığı için bunu çok rahatlıkla sorabilirim. İYİ evet. Partililerden Bornova'da nasıl bir destek bekliyorsunuz? Şimdi tabii ki siyaset ve seçim matematiği ayrı bir şey. Ben tabii ki ittifaklar Türkiye geneline göre yapılır ve bulunduğunuz kentlerde de bunun yansımaları olur. Ben ittifak açıklamalarından sonra Bornova İYİ Partisi, İYİ Parti ilçe başkanını ve yönetimini de İYİ Parti binasında ziyaret ettim. Çok güzel sohbet de ettik. Ağırlamalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Önce kendi partimin kadın kollarını, gençlik kollarını ve ana kademe yönetimlerini ziyaret ettikten sonra ittifak görüşmeleri tamamlandıktan sonra İYİ Parti'ye de gidip ziyaretlerimizde bulunduk. Benim taşıdığım profil gereği de 100 yıllık bir Bornovalı ailenin hafızasına sahip olduğumuzdan da dolayı ve geniş bir ailenin bir mensubu olarak da aslında her partiden oy alabilecek bir potansiyelde olduğumu düşünüyorum. Yani buna İYİ Parti üzerinden değil, daha Bornova profili ve katmanları üzerinden cevap vermek gerekirse onun için bir oy hedefi konuşulduğu zaman geldi. Ben %55 diyorum ve bu %55'in nasıl bir matematiğe dayandığını da anlatıyorum. Bu matematiğin içinde o zaman daha ittifak yoktu. Şimdi ittifaktan sonra ben bu oyun daha da yükseleceğine eminim. Yani biz %55 partimizin adayı olursak oyumuzu alırız dedikten sonra şimdi İYİ Parti ile ittifaktan sonra da daha olumlu, daha yukarıda oyların alınabileceğini düşünüyorum Bornova'da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde Bornova'da tarihi bir oy alabilir mi sizce? Önceki seçimlerdeki oy oranlarına hem bakarak. Hem Bornova'da hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ben tarihi bir oy alabileceğini düşünüyorum. Peki şununla devam edelim. Bornova siyasetinde elbette çok farklı dinamikler var. Çam dibinde bir Balkan ağırlığının olduğunu görüyoruz. Evet. Farklı mahallelerde farklı ağırlıkların olduğunu görüyoruz. Bu siyasi dengelere, bu STK dengelerine Bornova Belediye Başkanı olmanız durumunda nasıl yaklaşacaksınız? Bunu merak ediyorum efendim.
Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Bornova'da %60'a yakın bir Balkan göçmeni nüfusu var. Yani Bulgaristan göçmenlerimiz var, Boşnak Makedonya, göçmenlerimiz, Makedon göçmenlerimiz, Arnavutluk, Arnavut göçmenleri. Girit, Selanik çok. Evet, Girit, Selanik, yani ciddi bir Balkan nüfusuna sahip Bornova. Bornova'nın tarihine baktığımız zaman zaten yani 8500 yıllık kadim bir tarihe sahip. Yani kimler kimler yaşamış Bornova'da? Romalılar yaşamış, Keltler yaşamış, Amazonlar yaşamış, Lidyalar yaşamış, işte Osmanlı himayesine girmiş, ondan önce belli beylik himayelerine girmiş Osmanlılar. Cumhuriyet dönemine kadar da aslında Levanten ve Rum kültürünün hakim olduğu bir kentmiş Bornova. İşte Cumhuriyet döneminden sonra işte yaşanan savaşlar, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, akabinde Kurtuluş Savaşı. Tabii mübadeleler olmuş ve Balkanlardan gelen nüfus da İzmir'de olduğu gibi Bornova'da da bir yer bulmuş. Bunun karşılığında da işte 1955'lerden beri üniversitenin kurulmasıyla, askeriyenin gelmesiyle, sanayi kuruluşlarının artmasıyla Bornova'da Anadolu'dan da bir göç hareketi olmuş. Yani Bornova çok güzel bir mozaiğe sahip onun için. Çok güzel bir doku, çok güzel bir kokusu var Bornova'nın. Onun için belirli mahallelerde belirli yoğunlukta insanlar gözükse de aslında Bornova'nın geneli iç içe geçmiş, Bornovalılık kültürünü hazmetmiş, insanların yaşadığı çok kadim, çok güzel bir kent. Bu süreçle baktığımız zaman da Bornova'nın bu konularda çok şanslı bir şehir olduğunu düşünüyorum ben. Peki gelen mesajlardan da yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Çok sayıda başarı ve tebrik mesajları alıyoruz. Aday gösterilmenize yönelik mesajlar alıyoruz. Bornova'da Ethem İnal'a CHP adaylığına geçme noktasında nasıl bir destek var sizce? Nasıl görüyorsunuz bu durumu? Dediğim gibi yani ben siyasete giriş sürecimde aslında bir gün meclis üyesi olurum, işte gençlik kolları yöneticisi olurum ya da belediye başkanı olurumla başlamadım. Yaptığımız mücadeleler yığınların içinde bir hiç olabilme mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı mücadelesindeki dava adamlığı, bu mücadele etme arzusu beni bir yerlere getirdi. Yani sürekli etrafımızdaki teveccühler beni aday yaptı. Şu an aday adaylığı yoluna çıkarken de işte bir ben aday olayım yoluyla çıkmadığımız, vatandaşlarımızın isteği, partilerimizin arzusuyla yola çıktığımız için o destek vardı. Evet, artarak da devam ettiğini görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Sayın İnal, bize ayrılan sürenin sonuna gelmişken son olarak... Öyle mi? Bitti evet, mi? Yaklaşık bir 45 dakika kadar bir yayınımız oldu. Daha projelerin yarısını konuşmadık. Onu da aday gösterilmeniz durumunda peki, konuşalım diyeceğim. Peki, kalan projeleri herhalde. Son olarak Bornovalılara ne söylemek istersiniz? Bununla kapatalım. Ne söylemek isterim? Aday gösterildiğim takdirde vatandaşlarımızın, aday gösterildiğim ve partimiz takdir ettiği, vatandaşlarımız teveccüh edip belediye başkanı olduğumuz takdirde her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Acısında, tatlısında, sürekli yanlarında arkadaşı, kardeşi olarak en güzel günlerini paylaşmak için bu yola çıktığımızı bilmelerini istiyorum. Peki, başarılar diliyorum Sayın Çok teşekkür Sevgili ediyorum. Sevgili Ben TV izleyenleri, bir Rota Siyaset programının daha sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan adayı Sayın Ethem İnal'dı. Kendisi hem Bornova hakkındaki projelerinden bahsetti, hem hayal ettiği Bornova'dan bahsetti, ilçede olması gerekenlerden bahsetti. Önümüzdeki programlarımızla birlikte İzmir'de yerel seçim maratonunun nabzını tutup sizlere aksettirmeye devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın, esen kalın.